Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Twitch yayın yöneticisi bölümünü inceliyoruz. Bildiğiniz üzere uzun süredir OBS ve Twitch yayınlarıyla alakalı eğitici videolar çekmekteyim. Eğer sizin de takıldığınız bazı konular varsa diğer videolarıma bakmayı mutlaka atlamayın. Birbirinden faydalı ve eğitici videoların devamı hızla gelecek. Lütfen takipte kalın ve videoları kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve videolara yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Kafanıza takılan her konuyu yorumlar kısmında sorabilir. Aynı zamanda açıklama kısmında bulunan Discord linkimizden Discord'a gelerek destek. Şimdi lafı fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, Twitch'e yeni gelecek olan dostlarımız için sıfırdan baştan hiç bilmiyormuş gibi sizlere anlatacağım. Gördüğünüz üzere Twitch'imiz önümüzde açık. Sağ üst tarafta gördüğünüz gibi profil fotoğrafımız var. Buna tıkladığımızda burada gördüğünüz üzere bir sürü bölüm var. Kendi kanalımıza gidebiliyoruz. Geçmiş yayınlarımızı ve kliplerimizi kontrol edebileceğimiz video yapım kiti kısmına gidebiliyoruz. Aynı zamanda onun altında da yayıncı paneli olarak belirtilen bir yayıncının paneli, yani yayınlarımızı yönettiğimiz yere gidebiliyoruz ve bunun için sizlerle yayıncı paneline birlikte tıklıyoruz. Karşımıza gelen bu ekran tamamen basic olarak gelen ekrandır, standarttır. Hatta sizin için şöyle yapayım, varsayılanlara dön diyelim. Evet, siz ilk yayın yöneticisi panelinizi açtığınızda karşınıza gelecek ekran budur. Ben size direkt kendi yayın hesabımdan bunu göstermekteyim. Etkinlik akışı, sohbetim, yayın ön izleme ve hızlı eylemler kısmı mevcut. Bunlar nedir? Sırasıyla gidecek olursak etkinlik akışında anlık olarak yayındayken sizleri takip edenleri görebilirsiniz. Abone olanları görebilirsiniz, bit atanları görebilirsiniz ve size gelen hostları ve raidleri görebilirsiniz. Bunları istediğiniz gibi kendinize göre tasarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten etkinlik akışı kısmının üstüne geldiğimde 4 tane ok geliyor. Bu geldiğinde şöyle basılı tutarak ekranın bizim için en uygun olan kısmına bunları bırakabiliriz, yerleştirebiliriz. Bunu tamamen kendi tarzınıza göre yerleştirebilirsiniz. Bunların haricinde sağ tarafta gördüğünüz gibi hızlı eylemler kısmı var. Bunlar nedir? Yayın bilgisi düzenle kısmına tıkladığınızda burada yayınınızın başlığını değiştirirsiniz. Canlı yayına geçiş bildirimi de siz yayın açtığınızda takipçilerinize gidecek bildirimde ne yazmasını istediğinizdir. Onun altında kategori kısmı vardır. Kategori kısmında Just Chat yapıyorsanız sadece sohbet, oyun yayını yapıyorsanız da oynadığınız herhangi bir oyunun adını yazdığınızda burada çıkacaktır. Seyirci bölümünde abonelere özel bir yayın açabilirsiniz. Ama biz genel olarak tabii de küçük yayıncılar olduğumuz için herkese açık bir yayın yapmaktayız. Bunun haricinde yayınlarınıza etiket ekleyebilirsiniz. Bu etiketler gördüğünüz gibi üstüne tıkladığınızda gelecektir. Burada yayınınıza uygun olan etiketleri seçerek yayın detayınıza ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda yayın dilinizi değiştirmek için de en alttaki yayın dili kısmından sizin için uygun olan dili seçebilirsiniz. Daha sonrasında direkt bit'i dediğinizde bunlar kaydolacaktır. Gördüğünüz gibi yayın bilgisi başarıyla güncellendi dedi bize. Bunun haricinde hızlı eylemler kısmından biraz bahsedeyim sizlere. Burada bundan klip yap, 60 saniye reklam arası ver, kanala baskın yap, anketi yönet gibi. Bundan klip yap, yayındayken hoşunuza giden bir yer olduğunda yayınınızın klibini alır. 30 saniyelik bir klibini alır. Reklam vermek için burada gördüğünüz gibi buton atayabiliyorsunuz. Buraya nasıl butonlar atayabileceğinizi sizlere göstereceğim. Bir kanala baskın yapmak istiyorsanız kanala baskın yap deyip burada baskın yapacağınız kanalın adını yazarak baskın başlatabilirsiniz. Ve bildiğiniz üzere anketler. Bana en çok YouTube videolarının altına gelen sorulardan en büyüğü anketi nasıl yapacağız? Arkadaşlar, iştirak olmadan anket açamıyorsunuz. İlk önce başarımlardan iştirak olmanız gerekiyor. İştirak bölümünüz açıldıktan sonra anket bölümünüz de açılacaktır. Bunları nasıl yöneteceğiz? Gördüğünüz gibi burada en sonda artı tuşu var. Artı tuşuna bastığımızda burada hızlı eylemlere ekleyebileceğimiz bir sürü özellik var. Burada sonrasında yeni gelen özelliklerden biri öngörü başlat. Öngörü başlat da ekleyebilirsiniz. Bununla ilgili daha detaylı bir video sizler için çekeceğim. Diğer buradaki özelliklerle alakalı daha detaylı bilgi verebildiğim bir video yapacağız. Sonrasında gördüğünüz üzere burada ön izleme kısmımız var. Bu ön izleme kısmı bizim anlık olarak yayınımızı takip edebileceğimiz, kendi yayınımızı görebileceğimiz paneldir. Sohbet kısmı chatimizdir. Chatte yazılanları buradaki sohbet kısmından takip edebiliriz. Gördüğünüz üzere sol en üst kısımda yayın saatimiz, yani yayını açalı kaç dakika olmuş buradan görebiliriz. Kaç izleyicimiz olduğunu buradan görebiliriz. Toplam izlenmemiz, toplam takipçi sayımız ve anlık olarak Twitch'e çıkış yaptığımız bit hızını buradan takip edebiliriz. Herhangi bir drop olduğunda burada kırmızı çizgiler olacaktır. Burada abonelerimizi görebiliriz. Bunun yanında da abonelik puanlarımızı görebiliriz. Aynı zamanda
zamanda bu paneli yayın yöneticisi kısmının yanındaki düzenleme ikonuyla da düzenleyebiliriz. Bizde ekli olmayan yayın sağlığı var şu an. Bunu ekleyebiliriz. Yayın sağlığı anlık olarak kaç bitrate ile yayın çıkışı yaptığınızı buradan takip edebilirsiniz. Yani herhangi bir drop olduğunda da buradaki dalgalanmadan tespitini yapabilirsiniz. Aynı zamanda burada size paylaşan bölümü var. Size birileri host yaptıysa veya birkaç arkadaşınızın otomatik paylaş listesindeyseniz burada sizi paylaşan kişileri görebilir, takip edebilirsiniz. Özel istek uyruğu biliyorsunuz kanal sadakat puanlarıyla izleyicilerimizin bizden alabileceği şeyler. Bunları buradan görebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Aktif moderatörleri ekleyerek şu anda aktif olarak moderatör kim var kanalda bunun takibini yapabilirsiniz. Moderatör eylemleri gördüğünüz gibi en son chatte neler olmuş, kim kime ban atmış, kim neden timeout yemiş vesaire bunları buradan takip edebilir, görebilirsiniz. Şimdi buraları kapatıyorum, kafamız karışmasın. Ben şöyle kullanıyorum, direkt size göstereyim. Belki size de bir yardımcı olabilir. Sol tarafta sohbetim, onun yanında etkinlik akışı, altında yayın sağlığım, sağ üstte hızlı eylemlerim, en altta da yayın ön izlemem duruyor. Size tavsiyem yayın ön izlemeyi sürekli kapatın, açık almasın. Çünkü sizin internetinizi yoracaktır. Şimdi sol tarafa baktığımızda menülerimiz var. İçgörü, topluluk, içerik ve tercihler. Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Daha sonraki videomda daha detaya indiğim başlıklar olacaktır. İçgörü kısmına geldiğinizde kanal analizini tıkladığınızda burada kanalınızın son 30 günlük istatistiklerini görürsünüz. Ortalama izleyiciniz, son 30 günde kaç takip aldığınız, son 30 günde kaç abone aldığınız, son 30 günde ne kadar kazandığınız, son 30 günde toplam kaç saat yayın yaptığınızı buradan görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan da hangi gün ne kadar ortalamayla izlendiğinizi takip edebilirsiniz grafiksel olarak. Aşağıya indiğimizde burada toplam gelirinizi görürsünüz ve bu toplam gelirinizin hangi aşamalarda bölündüğünü görürsünüz. Yani aboneliklerden ne kadar kazandığınız, Prime aboneliklerinden ne kadar kazandığınız, hediye aboneliklerinizden ne kadar kazandığınız, birden fazla hediye abonelik aldıysanız bunların totalini görürsünüz. Reklamlardan ne kadar kazandığınız, bitlerden ne kadar kazandığınız vesaire burada bu şekilde nereden, hangi bölümden ne kadar kazandığınızı, ne kadar hak edişiniz olduğunu buradan görebilirsiniz. Sağ tarafta bugün itibariyle kaç abonen var kısmında kademe 1, kademe 2 ve kademe 3 ile kaç kişi abone olmuş size detaylarını burada görebilirsiniz. Burada son yayınlarınızı görebilirsiniz. Biraz daha aşağıya indiğimizde sol tarafta nerelerden izlendim kısmından detaylı izlenme analizlerinizi görebilirsiniz. Sağ tarafta hangi kanallarla ortak izleyicilerinizin olduğunu görebilir. O yayıncılarla iletişime geçerek birlikte kontentler üreterek daha sağlıklı bir çalışma, arkadaşça, dostça büyüme sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda biraz daha aşağıya indiğimizde hangi kategorilerde daha çok izlenmişiz veya bizi izleyen daha çok hangi kategorideki yayınları izlemiş bunları da detaylı olarak, yüzdeli olarak görebilirsiniz. Sol tarafta son dönemde en çok izlenen kliplerinizi görebilirsiniz. Sağ taraf gördüğümüz gibi bildirimlerimize yani yayın açtığımızda bizi takip eden kişilere bildirim gidiyor ve bu bildirimlerin kaç kişiye ulaştığını ve kaç kişinin o bildirimleri tıklayarak yayına geldiğini görebilirsiniz. Sol tarafa geldiğimizde tekrar devam ediyoruz. Yayın özeti kısmımız var. Yayın özeti kısmımızda son yayınımızdaki istatistiklerimize ulaşırız. Gördüğünüz gibi benim son yayınım 4 saat 14 dakikaymış. Ortalama 20 izleyici izlenmişim. Tekil izleyicim, yayına gelen tekil izleyici sayım 283. Tekil sohbetçi sayım yani chat'e yazan farklı insan sayısı 89. Canlı olarak 435 izlenmişiz. Toplam 34 takipçi gelmiş. 5 tane de abonelik gelmiş. Burada anlık olarak yayınlarımızın detaylarını görebiliriz. Burada da gördüğünüz gibi yayını saat saat gece çift 0:15'te bir izleyiciyle açmışım. Sonrasında 14'e çıkmış, 17'ye çıkmışım, 16'ya düşmüşüm. Ya yani burada her 5 dakikada bir kaç izleyici almışım? Bunların hepsini buradaki analizden takip edebilir, görebiliriz. Sağ tarafta bizim başarılarımız var. Gördüğünüz gibi partner olmak için çabaladığımız için, partnerlik için gerekli olanlar bunlar. Bizim sağladıklarımızda gördüğünüz gibi yeşil olanlar. Burada onu takip edebilirsiniz. Sol tarafta son zamanların en iyi kliplerini görebilirsiniz. Burada yine başarımlardaki ilerleme durumunuzu görebilirsiniz. Biraz daha aşağıya indiğimizde nerelerden izlendim kısmında göreceksiniz ki yine detaylı. Mesela takipçilerimden %53 izlenmişim. Diğer kanal sayfalarından yani önerilenlerden %20, göz atanlardan da %14 izlenmişiz. Gördüğünüz gibi yayın özetinden de bunları görebiliriz. Başarılar kısmı iştirak olacağımız bilgileri bize veren yer. İlk yayına başladığınızda haydi bakalımdan başlarsınız. Size 4 tane kriter verir. İlk yayınınızı yapın, panelinizi keşfedin, yayın başlığını değiştirin ve kategorinizi güncelleyin. Bunları yaptığınızda haydi bakalımı tamamlarsınız ve sonraki göreviniz bir topluluk oluşturundur. Bir topluluk oluşturun da aynı anda 5 kişi sohbet edecek. Yani aynı anda 5 farklı kişi chat'e yazacak ve totalde 50 takipçi
iştirakçıya ulaştığınızda bir topluluk oluşturun görevini tamamlamış oluyorsunuz ve sırada iştirak olmaya giden yol geliyor. İştirak olmaya giden yolda 50 takipçiye ulaşın diyor. Zaten bunu bir topluluk oluştur kısmında bunu yaptığımız için bu zaten otomatikman tikli olacaktır. Totalde son bir ayda 8 saat yayın yapın. Son bir ayda 7 ayrı gün yayın yapın. Ortalama 3 izleyiciye ulaşın. Bu verileri de tamamladığınızda siz artık iştirak olabiliyorsunuz. Yani aboneliklerden para kazanmaya başlıyorsunuz. Aynı zamanda bilerden para kazanmaya başlayabiliyorsunuz. Tabi iştirak olduktan sonra gördüğünüz gibi burada bir iştirak ayarları diye bir bölüm çıkacak. İştirak ayarları adlı bölümden siz bütün kişisel bilgilerinizi buradan girmeniz gerekiyor ve Twitch'te bir sözleşme yapmış olmanız gerekiyor. Bunun için 18 yaş sınırı vardır. Eğer 18 yaşından küçükseniz aile büyüklerinizden birinin onayıyla iştirak olmaya giden yolu tamamlayabiliyorsunuz. Bunu da tamamladıktan sonra sırada partner olmaya giden yol kalıyor ve hepimizin zorlandığı yer burası oluyor. Buradaki görevleri de tamamladıktan sonra partnerlik başvurusu yapabiliyorsunuz. Topluluk kısmına gelelim. Rol yöneticisi, aktivite, takipçi listesi ve kanal sadakat puanları diye 4 ayrı başlığımız var. Rol yöneticisinde kanalınıza moderatör, VIP vesaire atadığınız yer ve bunların denetimini yaptığınız yer. Aktivite kısmında neler olmuş, neler bitmiş bunları görebiliyoruz. Moderatörlerimiz ne yapmış, başlık değiştirme vesaire, benim yaptığım işte reklam araları verme falan bunları görebiliyoruz. Takipçi listesi kısmında takipçilerinizin bir listesine ulaşabiliyorsunuz. Kanal sadakat puanları kısmında da kanal sadakat puanlarınızı organize edebiliyorsunuz. Kanal sadakat puanlarıyla alakalı daha detaylı bir video çekeceğim. İçerik kısmına geldiğimizde içerik kısmında video yapım kitimiz var. Video yapım kitinde burada gördüğünüz gibi son yayınlarımızı görebiliriz. Bunlara girdiğimizde burada vurgu, indir, dışa aktar, şunu ekle, paylaş, watch gibi kısımlar var. Bunlar nedir? Vurgu kısmında mesela siz 6 saatlik bir yayın yaptınız. Bunun 1 saatinde FPS oyunu oynadınız. Bu FPS oyununu siz YouTube kanalınıza atmak istiyorsunuz. Bunun için vurgu kısmından hemen hatta göstereyim şu şekilde. Vurgu kısmına geldiğinizde burada mesela 1 saat 15. dakikada ben FPS oyunu oynadım. Buraya geliyoruz. Oyunum da saat 2'de bitti. Şu bölümü vurguları yayınla diyerek gördüğünüz gibi burada işliyor. İşledikten sonra Twitch'inize geçmiş kayıtlara ekliyor. Sonrasında siz bunu buradan direkt indirerek YouTube kanalınıza hiç montajla uğraşmadan atabilirsiniz. Bu büyük bir kolaylık. Eğer hem Twitch ve hem YouTube yapıyorsanız ve oyun videoları paylaşıyorsanız bu gerçekten sizin için bulunmaz bir nimet. Buraya geçiyorum. Oynatma listeleri. Oynatma listeleri de aynı YouTube'da olduğu gibi Twitch profilinize oynadığınız oyunları, vurguları, klipleri buraya liste yaparak izleyicilerinizin karşısına sunabiliyorsunuz. Klipler kısmına geldiğinizde burada takipçilerinizin kliplerini veya sizin aldığınız klipleri görebilirsiniz. Aynı zamanda kanalınızdaki tüm klipleri de burada görebilirsiniz. Sonrasında tercihler kısmı geliyor. Tercihler kısmına girdiğimizde burada kanal denetim ve iştirak bölümlerini görüyoruz. Kanal kısmından burada yayın anahtarınızı görebilirsiniz. Geçmiş yayınları saklayın. Yetişkin içeriği, klipleri etkinleştirin. Sadece takipçiler modu, sadece aboneler modu ve gecikme modunu ayarlarını yapabilirsiniz. Gecikme modu ayarları nedir? Gördüğünüz gibi düşük gecikme ve normal gecikme olarak bunu Twitch üzerinden de ayarlamanız gerekiyor. Aynı zamanda editör olarak yönetebileceğiniz kanallar, yani başka bir arkadaşınız sizi kendi kanalına editör olarak eklemişse eğer, buradaki editör olarak yönetebileceğiniz kanallar kısmından bunu görebilirsiniz. Ve kanalınızda yayın yapabilen kişiler bir kanalda yayın yapabilirsiniz. Ve bunların ayarlarını da buradan yapabiliyorsunuz. Profil resminiz, profil afişiniz, profil ayarlarınız ve profil vurgu renklerinizi buralardan ayarlayabilirsiniz. Tüm görsel ayarları da tercihler kısmındaki kanal bölümünden yapabilirsiniz. Haftalık yayın programınızı buraya tek tek ekleyebilirsiniz. Kanalları otomatik paylaşabilir, takım kanallarınızı paylaşabilir. Önceden kaydedilmiş videoları da buradan paylaşın veya paylaşmayın diyebilirsiniz. Sonrasında denetim kısmına geçtiğimizde burası bizim chatimizin huzuru için kullandığımız yer. Otomod kuralları var. Riskli mesajları moderatörlerin gözden geçirmesi için otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Demin bunu panelde gördüğümüz otomod yeridir. Yayın yöneticisinde gördüğümüz yerdir. Engellenen kelimeler ve ifadeleri buradan ekleyip çıkartabilir, düzenleyebiliriz. İzin verilen kelimeler ve ifadeleri de yine buradan organize edebilirsiniz. Bu nedir? Mesela engellenen kelimelere bir küfür yazdınız ama o küfür başka bir, hani normal bir kelimenin kısaltılmışına yakın bir kelime. Bu sefer diyorsunuz ki bu küfürü yasakla ama bu kelimeyi yazabilsin diye burada ayarlayabiliyorsunuz. Köprüleri engelle kısmı chat link atılmasını kapatan yerdir. Köprüleri engelle derseniz kimse chat'e link atamaz. Attığı zaman da chat'e yıldız yıldız olarak gözükecektir. Moderatör olmayanlar için sohbet gecikmesini buradan ayarlayabilirsiniz. Benim sohbet gecikmem yok. Real time olarak neredeyse 1,5 saniye gibi bir delayle yayın yapıyorum. Burada e-posta doğrulamasını yaparsanız eğer, e-posta doğrulaması olmayan fake hesaplar chat'e yazamaz. Sohbet kurallarınızı burada yazabilirsiniz. Yeni bir chat'e geldiğinde chat'e yazmadan önce burada bir pop-up çıkar ve burada
buradaki kurallarınız yazar. Burada ban kaldırma taleplerini açıp kapatabilirsiniz burada. Sadece takipçiler modu dediğimiz şey şu. Kapalı derseniz eğer herkes chatinize yazabilir. Bütün takipçiler derseniz biri sizi takip ettiği andan itibaren chat'e yazabilir. Bunu 10 dakika, 30 dakika, 1 saat, 1 gün, 1 hafta, 1 ay olarak ayarlayabilirsiniz. Bunlar nedir? Biri sizi takip ettikten 10 dakika sonra chat'e yazabilir gibi ayarlardır. Buradan abonelere özel sohbet açabilirsiniz. Sohbette moderatörlerin araçları görmesini sağlayabilirsiniz. Yani chat'te biri yazdığında moderatör olanlar yazan kişinin yanında bu mesajı sil, kişiyi banla gibi ufak minik ikonlar görebilir. Bunu açmanızı öneririm. Moderatörler için şahane bir kolaylıktır. Banlanmış sohbetçiler kısmından da banlanan kişileri detaylı olarak görebilirsiniz. İştirak kısmına geldiğimizde iştirak kısmı da bizim iştirak olduktan sonra açılan panelimizdir. Burada detaylı ayarları yapabilirsiniz. Nedir bunlar? Mesela iştirak seçimi dediğinizde burada tüm iştirak ayarlarınız, hesap bilgilerinizi, ödeme metodunuzu ve sözleşmenizi görebilirsiniz. Abonelikler kısmında abonelik adlarını tanımlayabilirsiniz. İfadelerde gördüğünüz gibi abone emotlarınızı organize edip ekleyip çıkartabilirsiniz. Sadakat rozetlerinizde işte 1 yıllık, 2 aylık, 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık ve 1 yıllık abone rozetlerinizi de buradan ekleyebilirsiniz. Abonelerin reklam görmemeleri için butiki açmanız gerekir. Reklam görmezler. Aboneleriniz reklamlardan etkilenmezler. Abonelerinizle alakalı organizasyonu buradan yapabilirsiniz. Yavaş mod, mesela chatinizde yavaş mod varsa aboneleriniz yavaş moddan etkilenmez. Onlar için bir ayrıcalık olur. Biraz daha aşağı indiğimizde bit ve cheering, yani bit ayarlarını görürsünüz. Cheer için minimum bit 10 yaptım ben. Çünkü 1 bit, 1 bit, 1 bit, 1 bit yayın trollenebiliyor. O yüzden 10 bit olarak çektim. Minimum bit ifadesi de 10 bit olarak ayarlayabilirsiniz. Bit kademesi ödülleri, rozetler ve ifadeler kısmına tıklarsanız eğer burada gördüğünüz gibi ben de bir fıstık attığında, yani ben bitlere fıstık diyorum, başında şu simge çıkıyor. 100 fıstık attığında bu simge çıkıyor. Sonrasında da 1000 bit, 5000 bit, 10.000 bit, 25.000, 50.000, 75, 100, 200, 300, 400 gibi katlarda da birer tane emot açılıyor. Yani chatinizde bir kişi 1000 bit attığında ömrü boyunca bendeki şu emota sahip oluyor. Onları da yine buradan düzenle kısmından düzenleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yayıncı panelimiz bu şekilde. Eğer burada anlamadığınız bir yerler varsa veya kafanızda soru işareti olan yerler varsa lütfen yorumlarda bunlardan bahsedin. Aynı zamanda Discord sunucumuza katılarak tüm OBS ve yayın ayarlarınızla alakalı olarak kafanıza takılan şeyler varsa bizlere gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz. Açıklama kısmında Discord linkini bırakıyorum. Aynı zamanda Instagram profilimi de aşağıda bırakıyorum. Kanala abone olmayı, videoya yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi lütfen unutmayın. Hafta içi, hafta sonu her gün Twitch'te yayın açıyoruz. Yayınlarımıza katılarak eğlenmek isterseniz hepinizi bekliyorum. Discord sunucumuza da sohbete katılmayı lütfen unutmayınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakınız. Öpüldünüz. Hoşça kalın.